Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının 16. haftasının ikinci videosundayız. Bu videoda dairede alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Sayfa numarası 193'te kalmıştık. Sayfa numarası 193, 194 ve 195'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 14'te kalmıştık. Bakalım ne diyor soru. Burada kaç 90 derece verilmiş? O A'yı da 8 demiş. E arkadaş, daire dilimin alanı isteniyor. Direkt pi r kare 90 bölü 360 diyebiliriz. Ya da hocam zaten bu 90 olduğu zaman çeyrek daire de oluyordu. Pi r kare bölü 4 diye de söyleyebiliriz. Yani pi 8'in karesi bölü 4 diye de diyebiliriz. Buradan cevap ne çıkıyor o zaman? 16 pi çıkıyor. Evet örnek 14'ü 16 pi bulduk. Geldik örnek 15'e. Şimdi o çemberin merkezi verilmiş. O ay 3 vermiş. Yani yarıçap uzunluğu belli. Boyalı daire diliminin alanı 3 pi bölü 2 verilmiş. Hemen bunu kullanalım. 3 pi bölü 2 daire diliminin alanı neydi? Pi r kare alfa bölü 360 eşit değil miydi? Evet. E, burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Piler gitsin. Üçlerden birer tanesi gitsin. Sonra 3 e, ile 360 sadeleşince 120 kaldı. E, burada da her ikisi de bölü tarafta sadeleşince 60 kaldı. Alfa bölü 60 eşittir birden. Alfa da böylelikle ne geldi arkadaşlar? 60 geldi. Evet örnek 15'i böylelikle 60 bulduk. Geldik örnek 16'ya. ACB açısını kaç derece vermiş? 30 derece vermiş. 30. Şimdi boyalı daire diliminin alanı. O a'yı da 9 vermiş. Daire diliminin alanında ne lazım bize? 1. yarıçap Çünkü pi r kare alfa bölü 360 daire diliminin alanı. 2. Merkez açı lazım. E burada 30 sa Gördüğü yay 60'tır. E buradaki merkez açı da 60 yaptı. Yarı çap belli. Merkez açı belli. O zaman bu daire dilimin alanı belli. Pi r kare 60 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yapalım. Buradan ne geldi? 6 geldi. E burada 81 pi bölü 6 yaptı. 3'e bölsen 27 pi. Alt tarafı da 3'e 3'le sadeleştirsen 2. Cevap 27 pi bölü 2 yaptı. Geldik 17'ye. Evet. AB uzunluğu verilmiş. Burası pi diye verilmiş. Arkadaşlar normalde yay uzunluğu formülünden açıyı bulabilirsiniz. Hani pi eşittir. 2 pi r alfa bölü 360 deyip buradan açıyı bulup sonra pi r kare alfa bölü 360 diyebilirsiniz. Ama ben şunu da bilmenizi tavsiye ettim. Yay uzunluğu varken yarı çapta varsa alan direkt neye eşittir arkadaşlar? Yani x çarpı r bölü 2 eşittir. Yani yay uzunluğu pi Yarı çap 4. Pi çarpı 4 bölü 2. O da kaça eşit oluyor arkadaşım? 2 pi'ye eşit oluyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Lütfen. Çünkü ÖSYM bununla alakalı güzel sorular çıkarabiliyor. Evet örnek 18'e geldik. Şimdi AB yayının uzunluğu verilmiş. 4 pi olarak verilmiş. Taralı alanda 16 pi verilmiş. Taralı alanda 16 pi ise 16 pi neye eşittir arkadaşlar? Şurası R ise hani yay uzunluğu çarpı R bölü 2 eşittir. 4 pi çarpı R bölü 2 eşittir. Buradan pi'ler nanay 4 t bölü 2. Buradan 32 bölü 4'ten 8 mi geliyor? Evet. Buradan 2 r yaptı şahı sadeleşince. 16 eşittir 2 r ise r'yi de 8 bulduk. E, r 8 ise bizden alfa isteniliyor bu sefer. İsterseniz hocam dairenin alanı 16 pi. Pi r kare alfa bölü 360'tan gidebiliriz. Ya da yay uzunluğu belli ya. Yay uzunluğundan gidelim. 4 pi yay uzunluğu neye eşit? 2 pi r Alfa bölü 360 eşittir. Ya uzunluğunu yazalım ya da pi kare alfa bölü 360 16 pi'ye de eşit diyebiliriz. Fark etmez. E burada pi'ler gitsin. Sonra burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 ile 8 sadeleşince 2 kaldı. 2 kere 2 4. Bu da 90 kaldı. Alfa bölü 90 eşittir birden. Alfayı da böylelikle 90 derece olarak buluruz. Yani örnek 18 90 oldu. Geldik örnek 19'a. Evet. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar yarı çapta 8 verilmiş. Burada kaçı 90 verilmiş. Ne yapacağız? Ben a burada daire parçası. Daire parçasının alanını bulacağım. Daire parçasının alanı bulunurken biz neyi biliyoruz? Ya dairenin alanını biliyoruz ya da dilimin alanını biliyoruz. Hocam ben bulsam bulsam şu dilimin alanını bulurum. Tamam güzel o zaman bütünsel düşüneceğiz. O bütünsel düşünce ne burada? Şuradaki bütünden yani şu dilimin alanından neyi çıkartacağız? Bu dilim de 90 değil mi? Evet. Çeyrek daire diliminin alanından neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgenin alanı çıkacak. Evet bu yarı çap 8. Bu da yarı çap da 8. Çeyrek dairenin alanı pi r kare. 90 derece olduğu için çeyrek daire dilimi yapıyor burası. Pi r kare bölü 4. Eksi üçgenin alanı da arkadaşlar. Şu üçgenin alanı da beyaz alan yani. 8 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 8 çarpı 8 bölü 2. Evet bütünsellik her yerde karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat edin. Bence dairede alandaki en önemli cümle bütünsellik. Bütün alandan beyaz alanı çıkartın. Evet 64 bölü 4 16 yaptı. 16 pi eksi 64 bölü 2 de 32 yaptı. Cevap 16 pi eksi 32 çıktı. Bakın iki satırda çıkıyor. Tek satıra da düşürebiliriz aslında. Yazımınıza bağlı. Evet geldik örnek 20'ye. Evet boyalı bölgenin alanı 150 derece verilmiş. AOB 150. E ne yapacağız? Evet arkadaşlar dilimin alanından neyi çıkartacaksınız? Dilimden üçgenin alanını çıkartacaksınız. Yani şuradaki üçgenin alanını çıkartacaksınız. Üçgenin alanı dediğiniz zaman beyaz alan. Yani üçgenin alanı dediğiniz zaman olay bitti. Taral alanı bulursunuz. Dilim alanı. 150'lik dilim mi? Evet. Pi R kare 150 bölü 360. Eksi. Üçgenin alanı. Arkadaşlar bakın. Burası da 6. Burası da 6. Şimdi şöyle yapabiliriz. E hocam bu üçgenin alanını bulurken sinüs alan formülünden gidebiliriz. Ama bak şöyle bir şey var. Bak şuraya getiriyorum o üçgeni. Şöyle bir şey. Şöyle gö göstereyim hatta. Bak şuradaki üçgeni. Ya ben ısrarla sinüs teoreminden gitmek istemiyorum ya. Şu üçgenin alanını bulurken arkadaşlar. Şöyle burası 6 burası 6. Bu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. E hadi şu üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Bu üçgenin alanını bulmaya çalışırken 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2'den bulursunuz ama tabana ait yüksekten de bulursunuz. Mesela 6 tabanı bu ya. Taban mı bu. bu tabana ait yükseklik. Zaten 150 gördüğümüz an şu 150'nin nesi özeldi? 30 özeldi. Bak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bak taban 6 iken yükseklik 3 yaptı. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2'ye değindim arkadaşlar. Ama istersen sen buraya 6 çarpı 6 çarpısını 150 bölü 2 de diyebilirsin. Sıkıntı yok. Ama ben nasıl buldum? Şu 6 çarpı 3 bölü 2 şeklinde yazabildiğimi size gösterdim. O zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi Sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 15 pi yaptı burası. 15 pi eksi 18 bölü 2'den 9. Cevap 15 pi eksi 9 yaptı. Gördüğünüz üzere yine iki satırda cevap çıktı arkadaşlar. Örnek 20'de. Geldik örnek 21'e. Evet. AB çemberin çapı CAB açısı 30 derece verilmiş. E 30sa gördüğü yay direkt 60'ı bulabiliriz. Ali Bey uzunluğu da 12 verilmiş. Arkadaş. Şimdi AB çemberin çapıysa çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. A 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 falan filan bulabiliriz. A benim için ne lazım arkadaşlar? Boyalı bölgenin alanı. Biz daire alanında ne biliyoruz? 1. Ya dairenin alanını ya da daire diliminin alanını biliyoruz. E o zaman dilim oluşturacağız. Saçma sapan bir alan varsa ona ait bir dilim oluşturacağız. Peki şu 30 60 90 üçgen olduğunda yazalım şuraya da. 30 90'sa burası da 60 oldu. E hocam bu çap verildiğine göre merkez burada. E bu merkez. Ben buna ait bir dilim oluşturacağım. Hadi oluşturayım bakayım. Hop oluşturdum. Heh. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu dilimden neyi çıkartacaksın? Şu üçgen alanı çıkartınca olay bitti mi? Bitti. E yarı çap uzunluğu. Şu çap uzunluğu 12 ise yarı çap uzunluğu 6. E burası da 6. E burası da 6. E x kenar var burada. 60 ise burası da 60. E 60 60 iken burası da 60 oldu. Çok güzel. Dilimin alanını artık bulabilirim. Evet dilim eksi şuradaki üçgen. Hatta bu 60-60-60 dilim eksi eşkenar üçgen dersek alanı buluruz. Dilimin alanı pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı da a kare kök 3 bölü 4 değil miydi arkadaşım? Evet. Şimdi bu ne yaptı? Sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 6 pi yaptı burası. Eksi. 36 bölü 4'ten 9. 9 kök 3 yaptı. Evet. 6 pi eksi 9 kök 3 gibi saçma bir sayı. Yine iki satırda bulduk arkadaşlar. Ama şunu unutma saçma sapan bir alan varsa bu alanı bulmak için daire dilimi oluşturmak zorundayız. Çünkü daire diliminin alanını biliyorsun. Dilim oluşturduktan sonra yine bütünsellik çok önemli. Tamam. Geldik buraya. Saçma sapan bir alan var hocam. Ne yapacaksın? Dilim oluşturacaksın kardeşim. Oluştur dilimi. Hop merkezden buraya dilim oluşturdun. Ama bak yarı çap çizmiş oldum burada. E yarı çap uzunluğu kaç? Hocam yarı çap 4. E bu da 4. E hocam ben bu alanı bulurken şu dilimden neyi çıkartacağım? Buradaki üçgeni çıkartacağım. E dilim bulurken açı lazım bize. Açı da genelde özel üçgen çıkar. Ya 45-45-90 üçgeni kenar üçgen ya da 30-60-90 üçgeni çıkar. Ha, açı lazım dediğinde özel açı var mı diye bak. Baktın hocam bu 90'ın karşısı dörtgen hangi açının karşısı 30'un. Burası da ne oldu? 60 oldu. Evet şuradaki dilimden üçgenin alanını çıkartacağım. Dilim eksi üçgen diyeceğiz yani. Bütünsellik her yerde karşımıza çıkıyor. Dilim 60'lık dilim. yarıçapı 4. Pi r kare 60 bölü 360 eksi. Üçgenin alanında 30'un karşısı 2 60'ı 60'ın karşısı da 2 kök 3 ya. E hocam burası da üçgenin alanında 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eşittir. Buradan ne geldi? Bu bugün sadeleşince 6 kaldı. 16 6 ile sadeleşince 16 2'ye bölsen 8 pi bunu 2'ye bölsen 3. 8 pi bölü 3 eksi. Şu ikiler de sadeleşse 2 kök 3 kaldı. Evet 8 pi bölü 3 eksi 2 kök 3 gibi saçma bir sayıyı sen de bulabilecek seviyedeymişsin. Gördün mü? Ben işte bunları böyle cevap anlatımda gördüğüm zaman korkuyordum. Korkmana gerek yok kardeşim. Bütünsellik var. Gördüğünüz üzere bu saçma sayıyı da yine 2 satırda bulduk. Bu kadar basit. Tamam. Evet dairenin alanı gerçekten çok basit arkadaşlar. Örnek 22'yi bulduk geldik. Örnek 23'teyiz. Şimdi ne demiş burada? O yarım dairenin merkezi. Çok güzel. Vallahi şöyle bir üçgen var. Böyle garip bir şey var. Böyle garip bir şey bizi ilgilendirmiyor. Daire alanında ya dairenin alanını bulabiliriz ya da dilimin alanını bulabiliriz. Dilim oluşturacaksın. Hocam dilim merkezden şöyle yarıçap çizince dilim oluştu mu? Oluştu. Aha burada bir dilim oluştu. E burada da bir üçgen var. Tamam olay bitti kardeşim o zaman. Öncelikle bu da yarıçap OB uzunluğunu 4 vermiş. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bu da yarıçap değil mi? Evet. E ikiz kenarlık var burada. 15 burası da 15 derece değil midir? Evet. 2 iç açın toplam bir dış açıdan 30. Arkadaşım 30'luk dilim. Dilim artı. Bak bu sefer dilimin tamamı var. Üçgen. Dilim artı üçgen. Bu sefer taralı alanı veriyor bana. E dilimin alanı pi r kare 30 bölü 360 artı bu sefer şu üçgenin alanı. E hocam bu üçgenin alanı da şurada kaçı 150 derece ya. 4 çarpı 4 çarpı sinüs 150 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey kardeşim. Şurada kaç? 150 derece. Ee, burası 4. Burası 4 ya. Şu alanı bulmaya çalışacaksınız şimdi. Bu alanı bulurken. Hocam sinüsü boş ver. Tabanına ait yüksekten gidelim. Şu 150'nin burası özel zaten 30. Şuradan bir dik çizince. 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2. Bak tabana ait yükseklik 2 yapmış oldu. Yani 4 çarpı 2 bölü 2'yi de eklersek olay bitti. Şununla. Buradan ne geldi? Buradan şununla şu sadeleşince 12 geldi galiba. 16'yı 4'e bölsen 16'yı 4'e bölsen yi, yi 4 pi 12'yi 4'e bölsen 3 yani 4 pi bölü 3 artı şuradaki ikiler de sadeleşti 4 yaptı. Evet yine saçma bir cevabı yine iki satırda bulduk mu bulduk arkadaşlar görüyorsunuz çok kolay ya çok zevkli gerçekten. Şimdi bu soruyu ben iki farklı şekilde yapayım isterseniz birinci yol bildiğimiz yol hani şu şekilde hatta birinci yol formülle yapayım ben size. Aklınızda kalacak ama merak etmeyin. X, R dersek bunun alanı neydi? X çarpı R bölü 2 de hocam. Değil mi? E o zaman şu büyük daire dilimin alanından burayı çıkartırsam bunu bulabilirim. Ama bir de ben şunu söyleyeyim size. Üniversite sınavında direkt şöyle geldi arkadaşlar. Direkt formülü geldi hatta. Şurası A, burası burası B. Burası da C ise bu taral alan nedir diye soruldu. Bakın bu üçgene benziyor demiştik. Bu üçgene benzediği zaman ne oluyor arkadaşlar burada? Ee, x çarpı y bölü 2 dedik ya bu da yamuğa benziyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bunun alanında alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde bulunur. E o zaman birinci yol şöyle diyeyim ben. Hocam alt taban artı üst taban 6 pi artı 4 pi çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde bulabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Yani şu şu gidince cevap ne çıktı? 10 pi şeklinde çıktı. Burada da direkt formülü bakın şu şekilde verilip de şey yapılmıştı. Bu şekilde aklınızda kalır diye tahmin ediyorum. Ben şimdi ikinci yoldan yapayım isterseniz bunu bir de. Tamam şunu gösterdik. İkinci yol olarak da şöyle diyeyim. İkinci yol. Öncelikle ne yapmamız lazım? Tümünden şu beyaz alanı çıkartmamız lazım. E o zaman bana şuranın yarıçapı lazım. E burada bir benzerlik var mı arkadaşlar? Var. Benzerlik oranı 4 pi bölü 6 pi değil mi? 4 pi bölü 6 pi neye eşittir? Şu bölü tamamı. Yani şuraya r diyecek olursam. R bölü r artı 2'ye eşittir. Pi'ler gitti. Şu 2 bölü 3 oldu. İşler dışlar yapınca 3R eşittir. 2R artı 4'ten. R'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Evet R'yi 4 bulduk. Şimdi alanı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Büyüğün alanından 6 pi çarpı 6 mı yarı çapı? Evet şurayı çünkü 6 bulduk. 6 pi çarpı 6 bölü 2. Eksi küçüğün alanı. Küçüğün alanı nedir arkadaşlar? 4 pi çarpı beyaz alan yani 4 bölü 2 değil midir? Evet 4 pi çarpı 4 bölü 2 şeklinde bulunur. Yani alanı buradan kaç buluruz? 36 bölü 2'den 18 pi eksi 16 bölü 2'den 8 pi. Yani alanda böylelikle 10 pi olarak çıkar. Normal yolumuz bu aslında. Tümünün alanından şurayı çıkartacağız deyip o şekilde yapabiliriz. Ama bu şekilde yamuk alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde de yapılabildiğini de bilin arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bir formülde var. Evet geldik örnek 25'e. Ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz. Bütünsel düşünce nedir burada? Karenin alanından neyi çıkartacağız? Şu beyaz alanı çıkartacağız. Yani beyaz alanda şu çeyrek daire değil mi? Çünkü A çeyrek dairenin merkezi. Çeyrek daireyi çıkartınca olay bitti. E karenin alanı nedir arkadaşlar? 6'nın karesi eksi. Çeyrek dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 4'tür. E o zaman burası da ne yaptı? 36 eksi 36 bölü 4'ten 9 pi yapar arkadaşlar. Bakın tek satır. Bütünsellik her zaman her yerde çok önemli. Dairede alanda gerçekten ama gerçekten çok önemli. Geldik bir sonraki sayfaya. Yani örnek 26'ya. Ya hocam şöyle bir alan var. E, basit yine. Tüm alandan yani tüm alan çeyrek dairenin alanından neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgenin alanını çıkartacaksın kardeşim. Şurayı. e burada yarıçap bilgisi önemli. Hocam ben buraya a dersem şu dik üçgenin dik kenarında yarıçap uzunluğu a artı bir mi yaptı? Evet burası a artı bir. O zaman burası da artı 1. Pisagor 5'in karesi eşittir a'nın karesi artı a artı 1'in karesinden işlem işlem işlemle a'yı buluruz. Arkadaşım 5 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 3 4 5 üçgendir. A yerine 3 koyarsam burası da 4 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E bitti. O zaman yarıçap uzunluğu 4 mi oldu? Evet. Pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanı. 3 üç çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2. Buradan ne geldi burası? 4 pi eksi 12 bölü 2'den 6. Cevabı böylelikle 4 pi eksi 6 olarak buluruz. Evet bütünsellik her zaman. Evet yine bütünsellik. Ne yapacaksınız? Çeyrek daireden dikdörtgenin alanını çıkartacaksınız kardeşim. Hadi bakalım çeyrek daireden dikdörtgenin alanını çıkartalım. Yalnız burası 12 burası da 1 verilmiş. Ha yarı çap uzunluğu 13 verilmiş. E, yarı çap uzunluğu 13. Hocam dikdörtgenin bir kenarı eksik. Bir uzunluk eksik. Bir uzunluğu bulmam lazım. O zaman uzunluk bilgisi düşüneceğim. Öncelikle uzunluğu düşüneceğim. Ne yapabiliriz burada? En etkili silahımız. Yarı çap. Çiz kardeşim yarı çapını. Hop çizdik yarı çapı. E hocam yarı çap uzunluğu kaçtı? 13'tü. E burası da 13 ise. a 12 13. Ne üçgeni? 5. Hatta burası da 5 çıktı. O zaman çeyrek dairenin alanı yarı çapı 13 olduğuna göre. Pi 13'ün karesi bölü 4. Pi re kare bölü 4. Eksi. Dikdörtgenin alanında çıktı mı? Bir kenar 5 diğer kenarda 12 oldu. 5 çarpı 12 olur. Buradan 169 pi bölü 4 eksi 60 şeklinde böyle garip sorunun cevabını yani garip cevabı yine iki satırda bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Örnek 27'yi bulduk geldik örnek 28'e. Ali Bey uzunluğu 4 verilmiş formülcü arkadaşlar direkt pi 2'nin karesinden yapabilir cevaba 4 pi diyebilir. Aa, ben o şekilde yapmayacağım arkadaşlar bu birinci yol ama ben demiştim ki formülü bilmenize gerek yok. Formülsüz de yapabiliriz diye söylemiştik. Ne yapacağız o zaman? İkinci yol. İkinci yolu şöyle bir mavi göstereyim. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam buraya. E o zaman bunun tamamı 4 ise, burası 2 2 yaptı. E biz büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. Büyüğün yarıçapı lazım. Al sana yarıçap. Burada bir Pisagor yapalım öncelikle. Öncelikli olarak r kare eşittir r kare artı 2'nin karesi olduğundan r kare eksi r kareyi ne buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Halkanın alanı. Halkanın alanı nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz şey. Şöyle alan yazayım. Pi r kare eksi pi r kare değil midir? Evet. Pi parantezinde r kare eksi r kare midir? Evet. E r kare eksi r kare zaten 4'tü. O zaman cevabımız ne oldu? Pi çarp 4. Yani 4 pi'ye eşit oldu. Bak ispat yöntemi. Bence buradan yap. Gerek var mı böyle pi r kareyi ezberlemeye? Yoksa sen büyük ihtimalle belki unutup pi 4'ün karesi diyecektin. 16 pi diyecektin cevabı. Bence bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Ben, ben, ben. Evet örnek 28. 4 pi geldi ve geldik örnek 29'a. ACX x demiş. Ne? AC2 demiş. Taralı alan 9 pi. Arkadaş şuraya x x diyecek ya da a diyecek olursanız. Şuraya a a diyecek olursanız arkadaşlar. Hadi pi a kare eşittir 9 pi'den şu gitti. A kare eşittir 9'dan A'yı kaç bulursunuz? 3 bulursunuz. Evet. A 3 olur arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi ama burada biraz kuvvete girmiş aslında. Kuvvet kuvvet kuvvet. Ne yapacağız? Burada. Şimdi kuvvetsiz yapmaya çalışayım ben. Bu arada ben hiç yine formülle A'yı bu şekilde bulabilirdiniz arkadaşlar. Tamam. Formülsüz yapacağım ben. Merkez varsa teğet varsa çektik. Büyük çemberinde kiriçi oldu bu. Girişi iki eş parçaya böldüm arkadaşım. Böldü. A A. Şuraya bir R diyecek olursak en etkili silahımız işte buraya da R diyelim. Halkanın alanı hani pi R kare eksi pi R kare ya. Bu da pi parantezinde R kare eksi R kare ya. R kare eksi R kare de A kareye eşit ya. E buradan pi A kare eşittir 9 pi olduğundan dolayı A'yı da böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Tamam A'yı 3 bulduk. Şimdi A'yı 3 bulduk ama Bununla ilgili bir formül var arkadaşlar. Ben size direkt cevabı söyleyebilirim. X'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı 8. 16 yani x kare 16 ise x'i de 4 olarak buluruz. Ama bu şekilde yapmayalım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? E burada x'i kullanacağız. Merkez varsa teğet varsa çeyrek dik yapsak. 90'lar var. Burada da 90 var. Burada da 90 var. Ve şuraya bakacak olursak CO uzunluğu her ikisinde hipotenüs olmuş oldu. Hocam burası da R. E o zaman burada ben CO'nun karesine biz ne diyebiliriz arkadaşlar? CO'nun karesi neye eşittir? X kare artı R kareye eşittir. Aynı zamanda burada arkadaşlar CO'nun karesi neye eşittir? R kare artı 5'in karesi değil midir? Şurası da 5 ya. R kare artı 5'in karesine eşittir. Aa, burada ne geldi? Bakın arkadaşlar. X'i bulmaya çalışacağız. R kare eksi R kareyi ben biliyorum. A kare. A'yı da 3 buldum ya. Tamam. Şimdi X kare artı R kare eksi R kare eşittir 25 yaptı. E bu R kare eksi R kareyi ben biliyorum. R kare eksi R kare neye eşit? A kareye eşit. Çok güzel. R kare eksi R kare eşittir A kare. Yani A dediğimiz 9. E o zaman burası 9. E o zaman buradan 9 ile öbür tarafa atınca X kare neye eşit oldu arkadaşlar? 25 eksi 9'dan 16'ya eşit oldu. Böylelikle de X'i kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Neredeyse böyle kuvvet yöntemiyle yapacaktım ama kuvvete gerek yok. Dik üçgenden çıktı. Kuvvet müfredatta yok arkadaşlar. Kuvvet diye dilimden çıkıyor ama müfredatta yok. Kuvvetsiz bir şekilde de dik üçgen yardımıyla da buna ulaştık. Evet nereden? Yine dik üçgenden ulaştık. Gördüğünüz üzere. Bir burada dik üçgen yaptım. Bir de burada dik üçgen yaptım. Şuraya da o dedim. CO'nun karesi hem x kare artı r kare eşit hem de CO'nun karesi r kare artı 5'in karesine eşit olduğundan x kare artı r kare r kare artı 25'e eşit oldu arkadaşlar burada e, buradaki eşitliği yapınca da işlem yaptığımızda cevap çıktı. Evet örnek 29'u bu şekilde bulduk. Geldik örnek 30'a. Evet abo dik üçgen. O çeyrek dairenin merkezi. Evet. Bize AT uzunluğunu 1 vermiş. Buraya da 9 vermiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Bütünsel düşüneceğiz. Tüm alandan yani üçgenin alanından neyi çıkartacağız? Beyaz alan. Çok önemli. Çeyrek dairenin alanını çıkartacağız. Evet üçgen alanı ama yarış yap lazım çeyrek dairenin alanı için. O zaman en etkili silahımız merkez var. Teğet var. Çek. Diki uygulasak. Hocam şurası 90 derece R. A. Dikten dik çizildi. Öklük bağıntısı. Hatta ilk videoda da böyle bir sorudan da bahsetmiştim hatırlarsanız. E burada öklük bağıntısını uygulayalım. R kare eşittir. 1 çarpı 9'dan R'yi kaç buluruz arkadaşım? 3 buluruz. E o zaman R 3 çıksa olay bitti. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabanımız 10. Yükseklik bölü 2. 10 çarpı 3 bölü 2 eksi çeyrek dairenin alanında pi r kare bölü 4. Yani 30 bölü 2'den 15 eksi 9 pi bölü 4 gibi saçma bir soruyu kolay bir şekilde bulduk mu? Bulduk. Bütünsellik önemli. Çoğu soruda söylüyorum. Evet geldik şuraya. ÖSYM'e benzeri bir soruyu sordu. Evet gençler ne yapacağız? Allah saçma sapan bir alan var. Daire parçasıyla da alakalı bir şey var. Yay yarısında kalan bir şey sormuş. He, ben dairede alanla ilgili ya dairenin alanını bulabilirim ya da daire diliminin alanını bulabilirim. O zaman dilim oluşturam. Ya da uzunluk var burada, merkez var, teğet var çek dik deyince. Aa hocam dik üçgen oluştu. Hatta burası da yarıçap, burası da yarıçap. O zaman ben yine bütünsel düşünebilirim. Şu üçgenin alanından şu dilimi çıkartırsam olay bitti. E hocam dilim dilim alanı için bize ne lazım? Açı. Açıda büyük ihtimalle ne çıkıyordu? Özel üçgen çıkıyordu arkadaşlar. Ya ikizkenar dik üçgen ya da 30 60 90 üçgendir büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama öncelikle şurada ee, biz, biz Pisagor'umuzu yapalım. R artı 4'ün karesi. R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 4 3'ün karesi değil midir gençler? Evet. E burada R kare artı 8 R artı 16 eşittir. R kare artı 48 mi yaptı? Evet 4 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48. R kareler gitti. 8 R buradan neye eşit oldu? 48 eksi 16'ya eşit oldu. Yani 48'den 16 çıkartınca 32 mi yapıyor? Evet R'yi de böylelikle 4 bulduk. R4. E hocam R4 ise burası da 4 ya. Toplam burası 8 yaptı. Bak 90'ın karşı 8 hangi açının karşı 4'tür? 30'un. Açı lazım ya bize. E o zaman burası da 60. E o zaman olay bitti. Biz dilimin pardon üçgenin bütün alan üçgenin alanından neyi çıkartacağız? Dilimin alanını çıkartacağız. Bak çok kolay bütünsel düşündüğün zaman. Evet. Üçgenin alanı. Şurası 4. Dik kenarlar çarpımının yarısı. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Eksi dilimin alanında. Pi r kare. 60 bölü 360 değil midir? Evet. Buradan 16 bölü 2'den 8 kök 3 geldi. Eksi. E, şu şu sadeleşince 6 yaptı. 16'yı 2'ye bölsen 8. Pi bölü. Bunu da 2'ye bölsen 3 sadeleştirmeyi yaptığımız zaman. Yani cevabımız böylelikle 8 kök 3 eksi 8 pi bölü 3'e eşit oldu. Gençler görüyorsunuz bütünsellik gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ama dilim oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Lütfen ama lütfen çok önemli bir nokta burası. Evet bu şekilde böylelikle örnek 31'i de bulmuş bulunuyoruz. Ve böylelikle olayı bitirdik. Yani bu videoyu da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kaldığımız yerden yani örnek 32'den devam edeceğiz ve bu haftayı da bitireceğiz. Bir sonraki videoda 16. haftanın son videosu 3. videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.